Sevgili öğrenciler, 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. 20. haftanın konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ders kitabımızda e, bu konuyla ilgili 130 ve 137. sayfa aralığında bizi takip edebilirsiniz. Öncelikle sanayi inkılabından bahsedeceğiz. Sonra Avrupa'daki siyasi ideolojilerden yani liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve marksizm gibi... Ee, ideolojik siyasi düşüncelerden bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle sanayi devrimi İngiltere'de Manchester şehrinde kol gücünden makine gücüne geçme ile başlayan yani fabrikalaşma ile başlayan süreçten birazcık bahsedeceğiz. 1763 yılında James Watt tarafından bulunan buharlı makine Sanayi devriminin dönüm noktası haline geldi ve makineleşme hızla yayılmaya başladı. Sanayi devrimi İngiltere'nin Manchester şehrinde ortaya çıktı. Özellikle bakın buharlı makineler yani buhar gücünün makineye uygulanması arkadaşlar sanayi devrimini, makineleşmeyi tetiklemiştir. Sebeplerine şöyle bakacak olursak üretim araçlarının teknik olarak yenilenmesi ve gelişmesi. Rönesansla birlikte Avrupa'da bilimsel ve teknik alanda gelişmeler yaşandı. Fabrikalar seri üretime başladı. Bu seri üretim ham madde ve pazar ihtiyacını ve arayışını da hızlandırdı. Sermaye birikimi Coğrafi keşifler ve sömürgecilik faaliyetleriyle Avrupa'da para ve mal birikimi meydana geldi. Üçüncüsü, ulaşım araçlarındaki gelişmeler. Özellikle demir yolu ve su kanallarının yapılması sanayi devriminin sebepleri arasındadır. Dördüncüsü, ucuz emek yani tarımda makineleşme ve nüfusun da artması arkadaşlar sanayi devriminin sebepleridir. Sonuçlarına bakacak olursak bir işçi sınıfı doğdu. Sosyalist akım doğdu. Kol gücünden makine gücüne geçildi. Fabrikaların çevresinde sanayi kentleri kuruldu. Köyden kente göç hızlandı. Sömürgecilik hız kazandı ki bu Birinci Dünya Savaşı'nın da en önemli genel sebebi içerisindedir ve emperyalizm dediğimiz, biz ona sömürgecilik de deriz arkadaşlar, emperyalizm ortaya çıktı. Şimdi şöyle bir haritaya bakacak olursak arkadaşlar, işte şu siyah olanlar kömür, Avrupa'da kömür olan yerler. Bakın özellikle şu Ruh, Ruhun Havzası Almanya tarafında Meşhur kömür yatakları arkadaşlar. Ma sarı olanlar ise arkadaşlar demir madenini bize gösteriyor. Yeşil olanlar demir çelik sanayi ve dönüştürmeye dayalı e metalurjiyi gösteriyor. Yani fabrikaların olduğu yerleri gösteriyor. Genel olarak da Avrupa'da bir sanayileşme ki bunlar özellikle ağır sanayilerdir arkadaşlar. Sanayi devriminin Osmanlı Devleti'ne etkileri nelerdir? yani olumlu veya olumsuz nasıl Osmanlı Devleti'ni sanayi devrimi etkilemiştir? Osmanlı Devleti sanayi inkılabıyla değişen ve gelişen dünya düzenine ayak uyduramadı. Osmanlı dışarıya ham madde satan, dışarıdan işlenmiş yani mamul madde alan devlet konumuna geldi. Dışarıdan ucuza gelen mallar, Osmanlı sınırlarındaki el tezgahlarının kapanmasına ve ne yazık ki işsizliğin artmasına sebebiyet verdi. Ve sanayi devrimiyle beraber Avrupa'nın ekonomik anlamda gelişmesi Osmanlı devletinin çöküşünü de ne yazık ki hızlandırmıştır. Ve bugünün konularından ikinci kısım arkadaşlar bu sosyalizm veya işte emperyalizm gibi düşüncelerden önce bir 1830 ve 1848 ihtilallerinden de biraz bahsetmemiz gerekiyor. Konu başlığımız yeni ihtilallere giden yol. Fransız ihtilalinin milliyetçilik ve özgürlük düşünceleri bütün Avrupa devletlerini etkilemişti. Kendileri için yıkıcı olan bu düşünceleri engellemek isteyen Avrupalı devletler, 1815 yılında Viyana Kongresi kararlarıyla hani Metternich planı vardı ya arkadaşlar imparatorlukların korunması düşüncesi. Metternich planıyla eski düzenini sürdürmeye çalıştı imparatorluklar. Bu durum özgürlük düşüncelerini geniş ölçüde benimsemiş bulunan Avrupa toplumlarında bir kez daha otoriteye karşı tepki oluşturmuştur. Sanayi devrimi sonrası Zenginleşen ve etkinliğini arttıran burjuva sınıfı kendi görüşlerine ve çıkarlarına uygun politika izleyen bir hükümet biçimi kurmaya çalıştı. Hani hatırlayın. Burjuva diyor ki, para bizde ama yönetim soylularda. Burjuva şunu istiyor. Bende para var, ben de yönetime katılmak istiyorum diyor aslında. Bunun yanında işçilerin gerek yaşam Gerekse çalışma koşullarının elverişsiz olması büyük toplumsal sorunları da beraberinde getirdi. Burjuvazinin ve işçi sınıfının yeni haklar elde etmek istemesi monarşilerin yani krallıkların yetersizliği ile birleşince Avrupa'da yeni devrimler ortaya çıktı. Meydana gelen bu gelişmeler sonucunda ve Özgürlük düşüncesinin etkisiyle Avrupa'da anayasal sistem savunulmaya başlandı. Bunun sonucunda mutlakiyet yani krallık yönetimlerine karşı tepki olarak Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde ihtilaller başladı. Kitabımızda bir notu arkadaşlar sanayi devrimi, liberalizm ve milliyetçilik ile Avrupa'da orta çağdan beri hakim olan monarşi Kilise ve feodalite arasında yaşanan çatışmalar sonucunda 1830 ve 1848 ihtilalleri patlak vermiştir diyeceğiz. Birincisi 1830 ihtilalleri. Napolyon'dan sonra Fransa tahtına geçen 18. Louis, fotoğraftaki arkadaşlar, 18. Louis, başlangıçta meşrutü meşruti bir rejim kurmuştur. Bakın meşruti demek başta kral var ama altında parlamento var. Yani meclis var. Ancak yeni kral yani 18. Louis kısa bir süre içinde özgürlükleri kısıtlayarak basına sansür uyguladı. Üniversiteleri denetim altına aldı. 18. Louis'nin yerine geçen 10. Charles Fransa'da Monarşiyi yeniden kurmak için harekete geçti. Yani tek başına yönetim, yani krallık idaresini tek başına e, ortaya çıkartmak. Ve kiliseyi koruyan kanunlar çıkarttı. Bu kanunlarla 10. Charles iktidarını din adamlarına ve soylulara dayandırmak istedi. Gelişmeler karşısında tedirgin olan liberaller, Bakın liberal diye bir kavram geldi şu anda arkadaşlar. Yani burada liberalimi, liberalizmi günümüzde ekonomik bir model olarak biz biliriz ama hani serbest piyasa ekonomisi demektir ama ilk ortaya çıktığında liberalizm anayasal düzen demektir arkadaşlar. Özgürlükçü düzen ama anayasanın belirlediği şartlar içerisinde özgürlükçü düzen demektir. Bu gelişmeler yani kralın yönetimde güçlenme çabaları karşısında liberaller hoşnutsuzluklarını belli etmeye başlıyorlar. 10. Charles ülkede her türlü muhalefeti ortadan kaldırmak isteyince 1830 yılında Paris'te üç gün süren kanlı çarpışmalar yaşandı ve Fransa'da kral tahtını bırakarak kaçtı. Bunun üzerine Fransız ihtilaline olan sempatizi ve liberal fikirleri ile tanılan Louis Philippe Fransa tahtına geçti arkadaşlar. Bakın e, yukarıdaki resimde de görselde de 1830 ihtilallerinin Fransa'da başlaması e, olayını gösteren onu resmediyor arkadaşlar. Mecliste ant içerek yani yemin ederek göreve başlayan Louis Philippe halkın seçimiyle Fransa kralı olarak iktidara geldi. Bu nedenle 1830 ihtilaliyle Fransa'da daha demokratik bir yönetim kuruldu ve ihtilal yani 1830 ihtilali sonuç itibariyle başarıya ulaştı. Viyana Kongresi ve onun temsil ettiği düzene karşı olan 1830 ihtilalleri hani Viyana Kongresi ve onun temsil ettiği düzen neydi? Krallıkların, imparatorlukların güçlenerek devam etmesiydi. 1830 ihtilalleri ise arkadaşlar krallıkları istemiyor. Yani liberalizmi, yani anayasal devlet düzenini, demokratik devlet düzenini istiyor. Avrupa'da kralların alışık olmadığı bir direnme hareketidir 1830 ihtilalleri. Bu tarihe kadar genellikle devletler birbirleriyle karşı karşıya geldiler. Oysa burada kral karşısına bizzat ihtilal düşünceleriyle uyanmış olan Avrupa halkı çıkmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Fransa'ya yeni bir düzen getirerek halk egemenliğini ortaya koyan bu 1830 ihtilali Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yankı uyandırdı, ses getirdi. 1830 ihtilalleri Fransa'da olduğu gibi Belçika ve İspanya'da da liberalizmin başarısı ile sonuçlandı. Bakın fotoğrafta resimde Belçika'da ihtilali yani liberallerin başarıya ulaştırdığı ihtilalin resmedilmiş halini görüyorsunuz. Hollandalılara karşı bağımsızlığını kazanan Belçika'da ve liberallerin yönetimi ele geçirdiği İspanya'da meşruti yönetimler kuruldu. Yani krallıkların yanına, kralın yanına parlamentonun yani meclisin açıldığı, halkın meclisinin açıldığı sistem. Ulusal iradeye doğru, milletin egemenliğine doğru bir kayış söz konusu. İngiltere'de Liberalizm daha da güçlenmiş ve liberaller hükümete geçti. İtalya ve Polonya'daki bağımsızlık hareketleri ise Avusturya ve Rusya tarafından bastırılarak engellendi. Dolayısıyla Doğu Avrupa'da mutlakiyet yani krallık yönetimleri hüküm sürerken Batı Avrupa'da ise demokrasi gelişmeye devam etti. Not dedik arkadaşlar 1830 ihtilalleri ile ilgili genel olarak şunları bilmemiz de fayda var. Liberaller tarafından çıkarılan Temmuz devrimine 1830 ihtilalleri denir. Neden çıktı? Viyana Kongresi kararlarına tepki olarak ortaya çıktı. Avrupa'da liberallerin güç kazanmasıdır. Bakın parantez içerisinde söyledik. Günümüzde liberalizm ekonomik bir ifadeyken 1800'lerde liberalizm anayasal sistem demektir. 1830 ihtilalleriyle demokrasi ve liberalizm de arkadaşlar güçlenmiştir. Bir de 1848 işçi ihtilalleri olarak bilinen ihtilaller var. Avrupa'da 1815 ve 1830 yılları arasında görülen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmeler 1830 ihtilalleriyle daha da güçlendi. Avrupa'da gelişen özgürlük ve eşitlik anlayışı sonucunda ortaya çıkan Yeni hak talepleriyle bütün kıtayı derinden etkileyen 1848 ihtilalleri yaşandı. İlk olarak yine Fransa'da başlayan 1848 ihtilallerinde liberalizmin yanında milliyetçilik ve sosyalizm akımları da etkili olmuştur. 1830 ihtilallerinden sonra liberalizm Fransa'da başarı kazanmış gibi görünse de bu kısa süreli oldu. Kendisi de zengin bir tüccar olan Kral Louis Philippe, iktidarını 1848 yılına kadar zengin burjuvaziye dayandırdı. Ancak burjuvazi toplumun egemen sınıfı yapan sanayileşme işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır. İşçi sınıfının ise çözümlenmesini istediği pek çok sorun vardı. Kral bu sorunları çözmediği gibi şiddet yoluyla işçi sınıfının greve gitmesini engellemeye çalıştı ve kişi özgürlüklerini her geçen gün kısıtladı. Bu davranışı ise özgürlük yanlısı liberallerle birlikte Avrupa'da seslerini duyurmaya çalışan eşitlik taraftarı sosyalistlerin krala karşı güç birliği yapmalarını sağladı. Yani burada liberallerle sosyalistler birleşiyor kime karşı? Ortak düşman olarak gördükleri krallık yönetimine karşı. Ne için? Kişi özgürlüğü için arkadaşlar. Paris tıpkı 1830 devriminde olduğu gibi yine kanlı çatışmalara sahne oldu ve tıpkı daha önceki krallar gibi Louis Philippe de ülkeden kaçtı. Bunun üzerine geçici bir hükümet kuruldu ve Fransa'da yeniden cumhuriyet ilan edildi arkadaşlar. Fransa'da krallık rejimini ortadan kaldıran liberaller ve sosyalistler bu noktadan itibaren ayrılmaya başladılar. Beraberlerdi sonra krallığı ortadan kaldırdıklarında liberal ve sosyalistler de ayrılıyor. Liberaller sadece siyasi ihtilal istedi. Sosyalistler ise cumhuriyet rejimini kurmak istedikleri sosyalist düzen için araç olarak kabul etti. Liberalizm ve sosyalizm hareketleriyle ortaya çıkan 1848 ihtilalleri sonucunda Avrupa'da birçok hükümler ya tahtından uzaklaştırıldı ya da liberal bir yönetimi kabul etmek zorunda kaldı. Böylece mutlakiyet yani krallık yönetimleri sona erdi ya da anayasalarla kralların yetkileri sınırlandırıldı. Hollanda, İsviçre ve Danimarka'da yeni anayasal düzenler yapıldı. Yani yeni anayasalar yapılıyor ve bunların uygulanmasıyla da bu ülkelerde demokratik yönetimler kuruluyor. İngiltere'de işçiler daha geniş haklar elde etmek için harekete geçti fakat bu hareket başarısızlıkla sonuçlandı. Bu ihtilallerde ulusal birlik ve bağımsızlıklarını sağlamak isteyen İtalya, Almanya, Macaristan ise amaçlarına ulaşamadılar. Avrupa tarihinde 1815 ve 1870 arasında üç büyük fikir akımının toplumları etkilediği ve toplumlarda sarsıntılara neden olduğu bir dönem olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu üç büyük fikir akımı liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliktir. Liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve marksizm gibi ideolojiler Avrupa merkezli olarak gelişmiş ve modern dünyayı şekillendirmiş düşüncelerdir. Bu ideolojilerin ortaya çıkmasında birey ve toplumun dünyayı anlamlandırma arayışları etkili olmuştur. Şimdi benim notlarım 1848 ihtilalleri ile ilgili şunları bilelim. İşçi ihtilalleri olarak genel olarak bilinir. Sebebi milliyetçilik ve liberalizm hareketinin bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi ve sanayi inkılabıyla ortaya çıkan işçi sınıfının siyasi ve sosyal haklar istemesi. Sonuç Avrupa anayasalarında işçilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Sosyalist partiler güçlendi ve liberalizm güçlendi diyebiliriz. Not demişiz. Osmanlı Devleti 1848 yılındaki ihtilallerden etkilenmedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bir işçi sınıfı mevcut değildi. Sanayi inkılabını Osmanlı tam olarak gerçekleştiremediği için Osmanlı'da bir işçi sınıfı oluşmamıştır. Yani sanayileşme e, çok fazla yoktur açıkçası Osmanlı'da. Liberalizm ve kapitalizm aslında bu fotoğraf çok güzel özetliyor burada. Yani liberalizm şunu istiyor arkadaşlar. Mevcut yani bir anayasa olacak diyor ve bu anayasa kuralları içerisinde özgürlük olsun diyor. Yani liberalizmde adam anayasa, yani mevcut kurallar, anayasa dahilinde balığını tutar. Kapitalizm ise arkadaşlar o adamın özgürce tuttuğu balığı gelir alır. Yani burada sömüren kapitalist düzendir. Bireysel özgürlüğü temel değer kabul eden liberalizm özel mülkiyet, bireysel girişim ve ticaret özgürlüğü üzerine kurulu bir ideoloji olup devlet müdahalesini dışlar. Bunun için devletin anayasa ile sınırlandırılması gerektiğini savunur. Bu özelliğiyle liberalizm diğer modern ideolojilerden de ayrılır. Liberalizm 17 ve 18. yüzyıllarda dönüşmekte olan birey devlet ilişkisini akılcılık üzerinden açıklamaya çalışan siyasal düşünce akımıdır. Liberalizm İngiliz ekonomisinin yükselişe geçtiği bir dönemde iktisatçı yani economics Adam Smith tarafından ortaya atılmıştır. Bu ideolojiye göre toplum zümre ya da sınıflardan değil bireylerden oluşur ve bireyler önce kendi kişisel çıkarları doğrultusunda hareket eder. Özgürlüğün hiçbir engel tarafından sınırlandırılmaması gerektiğini kabul eden liberalizm devletin ekonomik ve toplumsal yaşama kesinlikle müdahale etmemesini savunur. Bu ideoloji siyasi ve ekonomik liberalizm diye ikiye ayrılmaktadır. Siyasi liberalizm yani siyasi liberalizm denince şu aklımıza gelecek. Devlet faaliyetleri kişilerin bireysel hak ve sorumluluklarını koruyacak şekilde yürütülür diyor. Ekonomik liberalizmde ise özel mülkiyet ve serbest ticaret sistemine dayanır diyor bireyler devletin sınırlı koruması altında istedikleri gibi ekonomik faaliyette bulunabilir ve ekonomik ilişkiler kurabilir. Bu sisteme bugünkü ismiyle serbest piyasa ekonomisi diyebiliriz arkadaşlar. Liberalizm ekonomik ve toplumsal örgütlenmenin dayandığı lonca gibi katı yapıları da ortadan kaldırmıştır. Sanayi devriminin yayılmasını da kolaylaştıran liberalizm, iş dünyasında burjuvanın, burjuvazinin yükselişini de sağlamıştır. Ancak bu durum toplumsal açıdan ağır sonuçları da beraberinde getirdi ve işçileri gittikçe güçlenen patronlarına karşı yalnız ve savunmasız da bırakmıştır. Aynı fotoğrafta gördüğünüz gibi bir tane patron var ve çalışan birçok işçi var. Onun için çalışıyorlar, gözüküyor. Amerikan ve Fransız devrimlerinde insan hakları belgelerinin yayınlanması liberal ilkelerin Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır arkadaşlar. Peki şimdi kapitalizm. Hemen bir fabrika bacasını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Yeni çağda Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerinde kurulmuş ekonomik sisteme kapitalizm diyoruz. Yani sürekli para kazanma sistemi. Burjuvazi sınıfının yükselişe geçmesi, sanayileşme ve işçilerin ortaya çıkmasıyla yeni bir ekonomik sistem olan kapitalizme geçiş süreci başlamıştır. Feodal sistemde kendi kendine yeterli olan kapalı bir ekonomik yapı hakimdi. Hani toprakla, topraktan beslenen sistemdi feodalize Orta Çağ Avrupa'sı. Sanayi devriminden sonra bu yapı dışa açık, ticaretle sermaye birikimine dayalı bir sistem olan kapitalizme yerini bırakmıştır. Kapitalizmde sermaye sahipleri üretim araçlarına da sahip oldu ve sistemin sürekliliğini sağlamak için daha çok ham madde, daha çok iş gücüne ihtiyaç duydular. Gerekli olan insan gücüyle ham madde ve pazar arayışı sömürgecilik yarışına neden oldu. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebebiydi. Böylece sistemin devamlılığı sağlandı ve sömürge imparatorlukları kurdular. Bunun sonucunda sermaye sahibi girişimci sınıf zenginliğini de arttırdı arkadaşlar. Bakın fotoğrafta her şey bir adamın elinde. Bu nedir? Bu adam kapitalist düzenin adamıdır diyebiliriz mesela. Avrupa'da giderek zenginleşen sermaye sahibi girişimci sınıfa kapitalist sınıf yeni oluşan bu düzene de kapitalizm denmiştir. Kapitalizmle bireylere din ve vicdan hürriyetinin yanında mülk edinme imkanı da verildi. Ancak bu sistem toplumda gelir dağılımında eşitsizliğe de sebebiyet verdi. Bir de sosyalizm ve marksizm kavramları var arkadaşlar. Şimdi sosyalizm sermaye sahipleriyle işçiler arasındaki eşitsizliği, servet ve refah farklarını ortadan kaldırma iddiasında olan bir ideolojidir. Kapitalizme tepki olarak doğmuştur. Bunu unutmayın. Sosyalizm neye tepki olarak doğdu? Kapitalizme tepki olarak doğdu. Kapitalizmi sömürü olarak gören sosyalizm birlikte hareket etmeye, ortak mülkiyete ve sosyal eşitliğe önem vermiştir. Sosyalizmle birlikte Avrupa'da meydana gelen işçi hareketleri sonucunda halk sendikalar kurmaya başladı. Siyasal bir ideoloji olarak sosyalizm Napolyon döneminin sona erdiği 1815 ile Karl Marx Komünist Manifestosu'nu kaleme aldığı ve Avrupa'da devrimlerin yapıldığı 1848 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Avrupa'da ilk sosyalist partiler 1860'lı yıllarda kurulmuştur. Fotoğrafta da Karl Marx'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Kapitalizme alternatifler geliştirmek isteyen sosyalizm farklı düşünceleri de beraberinde getirdi ve başlıca iki gruba ayrıldı. Bunlardan birincisi reformcu sosyalistler. Liberal ideallerinin gerçekleşmesinde herkese eşit fırsatlar oluşturulmasını istemişler. Bu amaçla demokratik formüller önermiş ve ihtilalci tutumu da reddetmişlerdir reformcu sosyalistler. Peki devrimci radikal sosyalistler, onlar birazcık daha sert, Piyasa ekonomisini yıkmayı, özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı, kapitalist sisteminin yerine komünist bir sistem getirmeyi devrimci radikal sosyalistler istemiştir. Marksizm Alman filozof Karl Marx, klasik Alman, Fransız sosyalizmini ve İngiliz siyasal düşüncesini bir araya getirerek oluşturduğu ideolojidir diyebiliriz. Önceki sosyalist düşünceleri hayalci niteleyen Marx Frederick Engels'la birlikte bilimsel sosyalizmi ortaya koymuştur. Marx, tarihin geçmişten itibaren bir sınıf mücadelesinin sonucunda oluştuğuna inanmıştır. Ona göre 19. yüzyılda egemen sınıf burjuvazidir. Üretim araçlarını elinde bulunduran burjuvazi, işçi sınıfının sömürülmesine olanak tanımıştır. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte sömürülen işçi sayısı da arttı. Karl Marx yapılacak ihtilal için tüm işçileri sınır tanımadan birleşmeye ve devrimci partiler kurmaya davet etti. Bu anlayışa göre işçiler bir kez iktidara geldikten sonra üretim araçlarını özel mülkiyetten çıkaracak ve bir proletarya diktatörlüğü kurarak iktidara el koyacaklardı. El emeğinden başka bir varlığı bulunmayan proletarya Ardından sınıfsız ve devletsiz komünist bir toplum düzenini kuracaktı diye hayal güçleri var. Rusya'dan bir fotoğraf arkadaşlar. 1917'lerden. Hani bu meşhur Rusya'da komünist sistem kuruluyor. Sovyet Rusya. Onunla ilgili arkadaşlar. Devrimci radikal sosyalistlerle reformcu sosyalistler ilk kez. 19. yüzyılın sonlarında karşı karşıya geldi. 1917 Rus devrimi yani Bolşevik ihtilaline kadar komünizm ve sosyalizm eş anlamlıyken bu devrimden sonra yani Rusya'da yaşanan devrimden sonra sosyalist partiler kendilerini yeniden tanımlamak zorunda kaldı. Buna göre kapitalizmin reformlar yoluyla dönüştürülmesi gerekliliğini düşünen ve siyasal hayatta çoğulculuğu kabul eden reformculara sosyalist dendi. Kapitalizmi reddeden ve ihtilal yoluyla ele geçirilen iktidarın tek partinin elinde olması gerektiğine inanan yani komünist partisi bu da devrimcilere ise de komünist denilmiştir. Bir de mutlak monarşi yani krallık yönetimlerinden anayasal monarşilere yani meşrutiyete geçiş diye bir konumuz var. Yeni çağda burjuvazinin desteğiyle krallar feodaliteye karşı iktidarını güçlendirdi ve Avrupa'da mutlak monarşiler ortaya çıkmaya başladı. Bir çağda yükselen sınıf olan burjuvazi bu dönemde yükselişe geçmişti burjuvazi. Kendi üretim ilişkilerini destekleyecek ve güvenli bir merkezi yönetim kurabilecek olan kralların yanında yer aldı. Böylece Avrupa'da değişen ekonomik yapıya uygun bir yönetim biçimi olan mutlak monarşiler kuruldu ve ülkenin her yerinde aynı ticaret yasaları hakim kılındı. Monarşinin oluşum sürecinde çıkarlarına uygun davranan burjuvazi ile krallar arasında feodal güçlere karşı geçici bir işbirliği yapıldı. Ancak sanayi inkılabı sonrasında bu işbirliği bozulmaya başladı ve belirleyici sosyal sınıf olan burjuva soyluların yerini almıştır. Ekonomik gücüne dayanarak siyasal yapıda da hak arayışları içine giren burjuvazi ile krallar arasındaki denge burjuvazi lehine değişmiştir. Artık burjuvazi kralın yetkilerini sınırlandırarak siyasi haklar elde edebilmenin mücadelesini vermeye başlamıştır. Anayasal sistem ilk kez İngiltere'de 13. yüzyılda doğmuş ve gelişmiştir. Yani 1200'lü yıllarda. Yani Magna Carta'dan bahsediyor. Milliyetçilik ve demokrasi anlayışı, sanayi devrimi ve sömürgecilikle birleşmiştir. Böylece anayasal süreç Batı Avrupa'dan Orta Avrupa'ya, oradan da Doğu Avrupa ve Osmanlı üzerinden geçerek tüm dünyaya yayılacaktır. Avrupa'da Aydınlanma düşüncesi ilkelerine dayanan ilk modern ve yazılı anayasa 3 Mayıs 1791 tarihinde Polonya'da yapılan Polonya Anayasasıdır. Hatta fotoğrafta görsele bakın arkadaşlar Polonya Anayasası'nın halka duyurulmasıyla ilgili Varşova'da Kraliyet Sarayı'nı gösteriyor. Bu anayasadan bir süre sonra yeni bir anayasa da Fransa'da ilan edildi. İhtilalle birlikte mutlak iktidarını kaybeden kralın yetkileri anayasayla sınırlandırıldı ve bu yetkiler meclisle paylaşıldı. Diğer Avrupa ülkelerinin de örnek aldığı Fransa anayasasıyla Avrupa'da meşruti monarşiler devri artık başlıyor arkadaşlar. Bu sayede Viyana Kongresi'nde alınan kararların egemen kılınmak istenmesi 1815 1830 yılları arasında bile Avrupa'da birçok ülke anayasa ile bakın Viyana Kongresi kararları egemen kılınmak istense de o tarihlerde birçok ülke anayasayla Avrupa'da yönetilmişlerdir. Krallar bu anayasaları kaldırmak veya sınırlarını daraltmak için çalışmış, liberaller de anayasanın sınırlarını daha da genişletmek ve tam uygulanmasına e, sağlamak istemişlerdir. Diyerek arkadaşlar e, bu haftanın dersini Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.